Evet, çok açlar. Su yok, hayvanlar perişan. Evet. Getirebildiğimiz kadar su, mama yeterli değil. Hayvanlar çok aç. Çok aç. Korkmaz Tüfeli adında belediye işçisi gelip köpekleri iğneyle alıp götürüp bir daha getirmemekte. Alemden 14 tane köpeği iğne atıp aldılar ve bir daha haber alamadım. Balıkesir'i arayıp İvrindi Barınağı'na götürdüklerini söylemişlerdi. Balıkesir'i arayıp sorduğumda ise Edremit'ten öyle bir olay olmadığını, herhangi bir köpek gelmediğini öğrendiğimde ise Korkmaz Tüfrevi'yi aradığımda ağır hakaretlere maruz kaldım. Yasalar olduğunu söyledim kendisine, hayvanların yasalarla korunduğunu söylediğimde ise Edremit'te kanunda, yasada benim, kimse bana bir şey yapamaz, ne görevden alabilir ne bir laf söyleyebilir, herkesin bende bir eksiği var diyerek ağır hakaretlerde bulunarak telefonu yüzüme kapatmıştır. Bayanları özellikle rahatsız etmektedir kendisi, ben şahidim. O bayanlardan birisi olarak zaten köpeklerimiz toplanıp dışlara atılmakta, zehirlenmekte. Fare zehriyle kullanıldığını gördük. Bakın şu red meydanda 3 tane köpek kaldı. Şu ana kadar baktığımız 50'ye yakın köpeğimiz yok. Bu Ayvalık'ta zehirlenen köpeklerin 2 tanesi size ait. Evet, size ait. Eminsiniz? Eminiz tabii canım. Bütün herkesin yani yok yani. Herkes bakıyor. Ben değil yani. Evet. Bütün gösterdiğim hayvanlar sizin köpekleriniz mi? Beyaz olan ve ayağı sakat olan, evet. O ikisi özellikle burada bizim dükkanımızın önünde. Akçay kordonunda. Evet, Akçay sizin kordonunda. Köpeğiniz. Evet. Ayvalık'ta şu anda. Fare zehriyle öldürülmüş. Şu anda adli mercide. Hayvan barınağımızın tarımsal arazi ve birinci derece tarım arazisi üzerine yapılmış olmasından kaynaklanan aşamadığımız bir sorun var. Bundan dolayı ruhsatlandırma için uğraşıyoruz.